Evet sevgili izleyicilerimiz, haftanın yorumu bölümünde Yeni Nesil Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, aynı zamanda Avrupa'daki Anadolu programımızın haber müdürü Ergün Sert'le birlikteyiz. Bizler Avrupa'daki Anadolu ekibi ve Yeni Nesil ekibi çocuklarımızın eğitim konularına çok önem veriyoruz. Sık sık programlarımızda yer veriyoruz. Yine bu hafta da çocuk eğitimi ile ilgili Ergün kardeşimizle sizlerle bir söyleşi yapacağız. Ergüncüm, her hafta birçok telefon alıyoruz, birçok mail alıyoruz. Hem Avrupa'da, Anadolu hem de Yeni Nesil ekibi olarak. Bu hafta evet, izleyicilerimizle hangi konuyu paylaşacağız? Şimdi Ahmet'ciğim, bu konuya neden geldik? Biliyorsunuz ilk sömestrin yarısına geldik ve birçok velimiz bizleri arıyor ve okulla alakalı sıkıntılarını dile getiriyor. Değerli velilerimiz, çocuklarınızın eğitimi ilk etapta ailede başlıyor. Yani sizlerde başlıyor. Ve kreş çağına geldiklerinde iyi bir kreş seçmenizi tercih ediyoruz. Ve bu konuda lütfen Montessori sisteminde eğitim veren kindergartenlerine göndermenizi rica ediyoruz. Bu kreşler özel eğitim veriyor değerli izleyenlerimiz. Ve daha sonra lütfen evinize yakın olan bir ilkokula değil, gerçekten eğitim seviyesi iyi olan bir okula gönderin. Sorun değil, 100 euro ödeyin, 200 euro ödeyin. Fakat çocuklarınız sizin bir apartman niteliğinde, eğer herhangi bir deprem olursa yerle bir olur ama iyi bakarsanız gökten olur değerli izleyenlerimiz. Lütfen çocuklarınızın eğitimini elinizden bırakmayın. Ve ilkokula başladığında baktınız Almanca'da sıkıntılar var, İngilizce'de sıkıntılar var, matematikte sıkıntılar var. Lütfen bu konuda özel ders almayı ihmal etmeyin. Çünkü çocuklarınız normal olaraktan evde Türkçe konuşuyorlar. Okula gittiklerinde Almanca ve İngilizce de buna dahil olunca bir sıkıntı yaşayabilirler, anlamayabilirler. Bu gayet normaldir. Bunları biz de öğrencilik döneminde yaşadık ve lütfen bu konuda dikkatli olun. Eğer çocuğunuz belirli konularda geri alıyorsa lütfen özel etütleri göz ardı etmeyin. Aynı zamanda ortaokul ve mittelschule'lerde sizlerin çocuğunuzun kabiliyeti ve eğitim seviyesine göre okullar seçmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü çocuğunuz orta seviyede bir öğrenci ise çok iyi bir okula göndermeniz çocuk için bir başarısızlık sebebiyeti olabilir. Bu konuda dikkatli olun değerli izleyenlerimiz. Ve eğer çocuğunuz ortaokulu bitirdi ve Lerling mi veya yani çıraklık mı veya okula mı devam edecek, bu konuda lütfen ortaokul 4'e geldiğinde değil, ortaokul 1 ve 2'de çocuğunuzla görüşmeye başlayın. Eğer çocuğunuz orta 3 seviyesine geldiyse mutlaka yavaş yavaş, eğer lerling yapacaksa yani çıraklık yapacak ise iş yerleri bakın. Eğer eğitime devam edecek ise okullar bakmaya başlayın. Eğer bu konuda siz iyi bir şekilde uzman değilsiniz, lütfen çevrenizde bu konulara hakim ve vakıf olan kişilere başvurun. Özellikle lise eğitimlerinde çok önemli. Bu konuda değerli izleyenlerimizi uyarmak istiyorum. Maalesef öğrencilerimiz lise seviyesinde çok düşükler değerli izleyenlerimiz. Ve üniversite seviyesinde Avusturya'da yetişen gençler olaraktan sayımız daha düşük. Bu konuda eğitimin ne kadar önemli olduğunu size dile getirmek istedik. Ve aynı şekilde şunu da belirtmek istiyoruz. Başarılı bir insan olmak için illa okula gitmeniz gerekmiyor. Fakat yapmış olduğunuz işi en iyi şekilde yapmanız gerekiyor ki sektörünüzde aranan kişi olmanız gerekiyor. Ve aynı zamanda şuna da değinmek istiyorum. Değerli izleyenlerimiz, VET bürolar maalesef genç kardeşlerimizle dolu. Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz dönemlerde bahis skandallarıyla alakalı birçok haber yaptık ve burada sizlerin yavaş yavaş bu illetten elinizi çekmeniz gerektiğini dile getirdik. Lütfen bu konuda VET bürolara da dikkatli olun. Aynı zamanda dışarıda toplu taşıma araçlarında birçok gencimiz çok sesli bir şekilde muhabbet ediyor. Lütfen değerli kardeşlerim, el şakaları, muhabbetler ve daha fazla yüz kızartıcı şeyler lütfen yapmayın. Ve Türk toplumunu siz temsil ediyorsunuz değerli kardeşlerim. Lütfen toplu taşıma araçlarında, okullarda Türklüğe yakışır derecede hal, tavır ve hareketlerinize dikkat edin. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, Ergün Bey'in de dediği gibi artık gençlerimizi takip etmek çok zor. Bizim velilerden ricamız, çünkü her hafta hem Avrupa'daki Anadolu olarak hem Yeni Nesil olarak birçok mail, birçok telefon, mesaj alıyoruz. Çocuklarımızın okuldan geldiği, gittiği saatlere, parka gidiyorum deyip nerelere gittiğine, camiye gidiyorum deyip de nerelere gittiğine lütfen dikkat edelim. Çocuklarımız dediğimiz gibi ağaç yaş iken eğilir. Çocuklarımızın eğitimine çok önem verelim. Bu da bizim Avrupa'daki Anadolu ve Yeni Nesil olarak ufak sizlerden bir ricamız, sizlere bir tavsiyemizdir.
Sevgili izleyicilerimiz, Ergün Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizler her hafta değişik konu ve konuklarla sizlerle birlikte oluyoruz. Sık sık haber müdürümüz Ergün Bey'le de bize en çok gelen mailler ve mesajlar hakkında sizleri bilgilendiriyoruz. Bu hafta da konuğumuz çocuk eğitimiydi. Umarım bilgili olmuşuzdur. Umarım sizlere ufak da olsa bir bilgi vermişizdir. Haftaya başka bir konu ve konukla yine sizlerleyiz. Birlikteliğimiz devam ediyor.